Merhaba arkadaşlar. Bugün klasöre nasıl tarama yapılır bundan bahsedeceğim. Klasöre tarama yapmak için öncelikle ağa bağlı bir yazıcıya ihtiyacınız var. Şu an bilgisayarın başındayız. Öncelikle yeni bir klasör oluşturuyoruz. Tarama yapacağımız klasörün ismini tarlamalar diye klasörün ismini veriyorum. Daha sonra klasör ayarlarından klasörü paylaşımı açmamız gerekiyor. Çünkü ağdaki herkesin görebileceği şekilde paylaşımı açacağız. Özelliklere giriyoruz. Paylaşımdan. Şu paylaşım ayarından Everyone ekliyorum. Everyone'a ekliyoruz arkadaşlar. Everyone'a okuma, yazma, izin düzeyini verdik. Paylaş diyoruz. Daha sonra taramalar diye bir şey çıkıyor. Bunu seçseniz de olur, seçmeseniz de. Bitti seçeneğini tıklıyorsunuz. Daha sonra gelişmiş paylaşım diye bir şey var altında. Bunu tıklıyorsunuz. Burada benden admin yetkisi istedi. Çünkü bu kullanıcılar domaine dahil olmayan kullanıcılar. Yani standart kullanıcı olduğu için bazı şeylere yetkileri yok. Daha sonra buradan Everyone'a tam izin veriyoruz. Her okuma ve yazma yapsın yani. Herkes. Everyone demek zaten herkes. Buradan izinlerini verdik. Uygula dedik. Tamam dedik. Kapatayım. Tekrar gösteriyorum. Özelliklere giriyorsunuz. Klasör özelliklerine. Tıkladınız. Daha sonra paylaşım. Daha sonra paylaşımdan gördüğünüz gibi Everyone'ın okuma izni var. Paylaştık bunu zaten. Bunu yaptık. Daha sonra gelişmiş paylaşımın altında bakayım tekrardan. Yapmış mıyız? Bakalım izinlerimize. Burada da tam. Her şeyimiz tam. Bir de şuradan kontrolünü yapabilirsiniz. Güvenliğe girin. Bakın Everyone da gelmiş ve tam denetimi var arkadaşlar. Bunu da tamamlıyoruz. Klasörün üzerinde yapmamız gereken işlemler bu kadar. Şimdi yazıcımıza bağlanmamız lazım. Yazıcımızı gösterelim şöyle. Şu an zaten ISG odasındayız. Yazıcımızda bu şekilde bir ortak yazıcımız var. Ağa bağlı olan. Siz herhangi bir yazıcıyı kullanabilirsiniz. Her yazıcının üstünde işlemler bu şekilde yapılır. Ama öncelikle yapmanız gereken şey yazıcıyı ağa bağlayıp yazıcıya IP vermek. Tamam. Evet arkadaşlar yazıcımıza bağlanacağız. Yazıcıya ben yazıcının arayüzünden derken oradaki panelin üstünden daha demin gösterdi arkadaşımız. Allah razı olsun kendisinden. 45 IP'sini verdik. Hayır 44 verdik. 44 ile yazıcımıza bağlanıyoruz. Yazıcımıza bağlandık. Sistem yöneticisi modusuna giriyoruz. Buradan şifresiz de gelebilir. Biz buna şifre veriyoruz. Ben standart basit bir şifre veriyorum. Oturumu açalım. Odaklama yaptık. Evet. Buradan adres defterine yakınlaşalım hemen şurada. Adres defterine giriyorsunuz. Bunu kaydedelim. Adres defterine girdiğiniz zaman az önce yaptığım kullanıcılar burada. Dosyayı tarama yapabilmek için. Normalde tarama olayı hem maille yapılabilir hem klasöre yapılabilir. Yeni bir kullanıcı kaydediyoruz. Dosya diyelim buna dosyayı tarama yapsın. Tamam'a tıklıyoruz. Dosya tarama yaptıracağız şimdi. Bunun ismini Şirin diyelim. Şirin Hanım kullanacak çünkü. Buradaki ana bilgisayar adına tarama yapacağımız klasörü seçip gösteriyoruz. Klasörün yolunu göstereceğiz. Paylaşıma girdiğiniz zaman klasörün ağda paylaşım yolu bu. Bunu kopyalamanız lazım. Daha sonra ana bilgisayar adına yapıştırıyorsunuz. Daha sonra bizim Şirin Hanım'ın bir kullanıcısı var. Şirin Hanım'ın soy ismi neydi? Şirin Demirci mi? Kullanıcı adına Şirin Çimen olarak S.Çimen diye girdik. Kullanıcısı bu çünkü bilgisayarın kullanıcısı. Şifre olarak şöyle yapalım. Şifresini de girdik. Bunlara herhangi bir şey yazmanıza gerek yok klasör yoluna falan. Tamam'a tıklıyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi Şirin Hanım'ın da kullanıcı adı geldi. Şirin Hanım da direkt kendi bilgisayarındaki klasörüne tarama yapabilecek. Yani videomuzda temel konumuz şeydi. Klasöre nasıl tarama yapılırdı? Gösterdik. Öncelikle yeni bir klasör oluşturup klasörün paylaşım izinlerini videonun başında olduğu gibi veriyorsunuz. Özelliklere girip paylaşımı açıyorsunuz. Şu hem paylaşım hem gelişmiş paylaşımdan. Daha sonra zaten buraya Everyone tam yetkili olarak geldiği zaman olayımız bitmiştir. Daha sonra klasörün özelliklere girip paylaşımdan ağ yolunu getir ve kullanıcının şifresini girdik. Şifresini eğer bilmiyorsanız kullanıcının şunu açmanız gerekir arkadaşlar. Şunu açıklıyorum hemen gösterelim. Ağ ve internet merkezine ağ merkezine bağlanacağız şuradan. Ağ ve paylaşım merkezine gireceğiz. Biraz daha yakınlaşabilirsin istersen. Ağ paylaşım merkezine girdik. Daha sonra burada ağ paylaşım merkezinin altında gelişmiş paylaşım ayarları diye bir şey var. Buna tıklayın. Gelişmiş paylaşımın altında şifresiz bir şey olması gerekiyor ama Windows'un yeni güncellemesiyle bu buradan kalkmış. Çok önemli değil. Ben şunu açayım o zaman buradan. Dosya ve yazıcı paylaşımını açalım. Eşitleri kaydedelim. Zaten önemi yok arkadaşlar onun da. Çünkü biz şurada kullanıcının şifresine girdik. Parolasını ayarladık.
Şimdi bir tarama yapabilir miyiz? Bir tarama yapalım şimdi. Şirin Hanım'ın orada kullanıcı adı gelmişti sanırım. Gördüğünüz gibi yazıcımız internete bağlı bir yazıcı. İnternete bağlı olmasaydı bunları yapamazdık. İnternete bağlı derken yani evinize kablolu veya kablosuz bir şekilde yazıcınızı ağa bağlamanız gerekiyor. Ağ üzerinden dozu transfer yapıyor. Bu yazıcı Wi-Fi olabilir. Yani Wi-Fi üzerinden yapabilir. Bakın şu an gelmiş mi? Evet. Şimdi bakıyoruz burada gördüğünüz gibi taramamız gelmiş. Bunun formatını isterseniz JPEG formatında taratabilirsiniz. İster PNG formatı, isterseniz farklı bir formatta tarama işlemlerinizi yapabilirsiniz. Yani dosya tarama işlemimiz bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Sormak istediğiniz yine sorabilirsiniz. Dediğim gibi yaptığımız tek ayar taramalar diye bir klasör oluşturdum. Bunun paylaşım iznine everyone verdim. Everyone'a okuma yazma etkisi verdim. Daha sonra tarayıcımıza girip yazıcımızın IP'sini yazdım. Yazıcımızın IP'si de bu. Daha sonra yazıcıyı yönetici modunda açıp SMB protokolünü kullanarak, yani SMB protokolü derken hani burada bunlar teknik kavramı basit şeyler. Oturumumuzu açtık. Adres kayıt defterine girip kayıtlı kullanıcı, mesela bunun üstüne tekrar tıklayayım düzenlemek için. İsimi Şirin verdim. Sadece orada gözüken isim, yazıcıda gözüken isim Şirin. Bilgisayar, ana bilgisayar adına da klasörün yolunu verdik. Burada da parolayı niye yazdık arkadaşlar? Çünkü az önce ağ merkezinden şifresiz tarama diye bir ayar var. Onu yapamadığım için parolayı verdim. Eğer o ayarı bulursanız yapın. Yani şurada o ayarda tekrardan göstereyim. Yapamadım ama bir daha bakayım. Belki görürüm bu sefer. Windows güncellemesinden sonra bu bazı bilgisayarlarda değişmiş. Gelişmiş paylaşım ayarlarını değiştirin diye bir şey var. Bunun altında dosya paylaşım bağlantısının altında bir seçenek daha var. Onu da işaretlemeniz gerekiyor. Onu şifresize olarak değiştirmeniz gerekiyor. Burada yok ama diğer videoda bir video daha vardı. Onu da yüklerim. O videodan görebilirsiniz onu da. Hani yazıcıdan klasöre tarama bu şekilde yapılır. Umarım faydalı olmuştur. Herkese kolaylıklar diliyorum.